Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Üçgende açıortayın son testindeyim arkadaşlar. 5 numaralı testini çözüyoruz. Üçgende açıortayın. İlk soruma bakıyorum hemen. Ne demiş bir okuyalım. ABC bir dik üçgen. Bakın bir açıortay, bir tane de diklik gördüğünüzde fışkırtma teoremi yapacağız demiştik. Bu teoremin ne olduğunu soruyorsanız da konu anlatımlı videolarımıza bakmanızı tavsiye ederim dostlar. Şimdi neydi? Açıortayın kafa burada. Şunlar bizim kollarımız. Şu ikisi kol. Şu da benim vücudum. Öldüğü noktadan bir bu kola diklik gitmişim 12. Bu kola da bir diklik ben gideceğim. Bu da 12'dir diyeceğim. İşte bir teoremimiz buydu. Şimdi bunu yaptık. Bir açıortay bir de diklik gördüğümüzde yaptık hemen. Devamını okuyalım. BC'den AB'yi çıkartırsan, şimdi şurası K, şurasına da K diyecektik değil mi? Kafayla dik arası, bu kafayla dik arasına eşit. BC'den, yani tamamından AB'yi çıkartırsan diyor. Şimdi BC'den K'yı çıkartırsan neresi kalıyor dostum? Şuradaki M ifadesi kalıyor. Bak bir daha yazıyorum. BC'den, BC'yi ne vermiş bize? K artı M vermiş. Eksi diyor AB'yi, yani K'yı çıkartırsam 5 kalacak. E bu K'lar gitti. Demek ki M dediğim yer 5'miş. Ve sen burada ne patlattın? 5, 12, senin aşık olduğun üçgen 5, 12, 13'tür dedin. Cevabı işaretledin, geçtik. 2 numaradayız dostlarım. Açıortay var, hem de 2 tane var. Bir şeyler vermiş oran. Önce bir onları yazalım. AD'ye diyor 5K derseniz, AD'ye 5K, AC'ye de 3K deyin diyor. Hemen buraya da 3K'yı yapıştırdım. AB'ye 18M diyelim. Şuraya 8M. AE'ye de 15M diyeceksiniz diyor. Aha bunu da yazdık arkadaşlar. Buna göre BD bölü EC oranı nedir diye bir soru sormuş. Hadi gelin şu açıortayları bir konuşalım. Öncelikle şuna da M diyeyim de. Şu açıortayla başlayalım dostlar. Şurayı görmeyin yani, hemen şu kağıdımla kapatayım ben de burayı. Şu kısmı görmeyin dostlarım. Şimdi burada bir açıortay var. Kolları 8 ile 15. O zaman ayakları ne olacak? 8A, 15A olacak. Hemen yazıyorum bunun ayaklarına. 8A ile 15A diyorum. Sonra şu açıortayı konuşalım bir de dostlar. Şunu konuşalım. Dolayısıyla artık şurayı kapatabilirim ben. Şu kısmı kapattım. Burası 15A'ydı. Bakın şimdi bu açıortayın kolları 5 ile 3. 5 koluna ne düşmüş? 15A. Yani 3 katı gelmiş buradan buraya. O zaman bu kolun da 3 katı ayağa düşecek. 3'ün 3 katı 9A'da buna yazdım. Ne istiyordu benden? BD bölü EC'yi, yani 8A bölü 9A'yı istiyor. Cevabım Denizli'den geldi. 3 numaradayız. Bakın 2 tane dış açıortay görüyorum soruda arkadaşlarım. Şu üçgenin, bir Denizli'sinin dış açıortayı, Edirne'sinin dış açıortayı gelmiş. F noktasında kesişmiş. Bu F noktası bu üçgenin nesi oluyordu? İç teğet çemberi, pardon, dış teğet çemberinin merkezi oluyordu. Peki dış teğet çemberin merkezinden ne geçecek demiştik daha önceki videolarda? Bir tane de iç açıortay geçecek. İki dış açıortay, bir tane de iç açıortay. O halde şu C'den aşağıya indirdiğim şu doğru kesinlikle ama kesinlikle iç açıortay. Bunu gördük. Şimdi başka neler vermiş ona bakalım. Diyor ki AC 12. Tamam, burasına 12'yi yapıştırdım. BC 16. Tamam, BC'de 16 ise bu üçgen, bu büyük dik üçgen. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan da ucumu takıyorum arkadaşlar. Kalemin yine ucu bitti. Ne adi bir uçmuş bu ya. Evet. Kalem de bitti bu arada. Şununla çözmeye devam edelim. Buraya 12'yi yapıştırdık. Burası da 16'ymış. Bu senin sevdiğin bir üçgen. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katını almış. 12, 16, 20 üçgenidir burası dostlarım. Ve açıortayımızı görüyorsunuz. Şu bizim açıortayımız. Kolları 12'ye 16. O halde buraya 12K, buraya da 16K yazacağım. Hatta bunu da sadeleştirerek yazalım. 4'e bölelim 3K, 4'e bölelim 4K yazdım. Peki toplam 7K'yı biz ne diyebiliyoruz? 20. 7K 20 ise K eşittir 20 bölü 7. Benden nereyi istiyor? 3K'yı. 3 ile çarp 60 bölü 7. Denizli'den çıktı cevap.
4 numaraya geldik dostlarım. Hemen okuyalım. ABC dik üçgen diyor ve bakın yine bu da bizim sevdiğimiz bir dik üçgen arkadaşlarım. 15, 20, 25 dik üçgeni, 3, 4, 5 üçgeninin 5 katlarını almış arkadaşlarım. O halde şurası 25. Ve biz dedik ki 15, 20, 25 üçgeninde yükseklik 12'dir. Hatta burası 12 ise şurası 9, 12, 15'ten burası geldi. Şuraya da 16 kaldı demiştik. Bunu da ahbacı formülünden buluyorduk dostlarım. Ahbacı formülümüz vardı. Onu bir daha hatırlatayım. Belki sadece burayı dinleyenler olmuştur. A dediğim şey hipotenüs. 25. H, AD yükseklik. B ile C de 15 ile 20'nin çarpımı. H'ı buradan 12 buluyorsun. Burası 12 ise 12, 16, 20, 9, 12, 15'i yerleştiriyorsun dostlarım. Şimdi bizden AE'yi istiyor. Hadi gelin şu üçgende bakın açıortayımız var. Kolları var 16'ya 20. Bunu ayaklara yazacağım. Hatta 4'e bölerek yazayım. 4K bu ayağı 4'e böl, 5K'da bu ayağı yazdım. Ve toplam 9K'yı ben ne diyebiliyorum? 12 diyebiliyorum. K eşittir 12 bölü 9. Hatta sadeleştirelim. 3'e böl 4, 3'e böl 3. 4 bölü 3 çıktı K. Benden de 5K'yı istiyor. 5 kere 4, 20 bölü 3'müş sorumuzun cevabı. 5 numaraya geldik. BE bölü ED oranını istiyor. BE bölü şurası bölü şurayı istiyor bizden. Ha bakın bir oran kendisi vermiş. BD AB'nin 2 katıymış. AB'ye K dersen şuradaki adam 2K. İşte şimdi bu bize soruyu çözdürecek dostum. Ne yakalayacağız burada biz kardeşler? Bak orada bir 60 derece var. Şu üçgene bakmanı istiyorum. Dostum 1'e 2 oranı var. Aralarındaki açı 60. Bu kesinlikle ama kesinlikle 30, 60, 90 üçgenidir ki sadece 30'un karşısı K, 90'ın karşısı 2K olur. 60'ın karşısı K kök 3 olur. Şunu şuradan aşağıya doğru uzattığımda 60, 60, aha burası da 60. Bak şu adam ne oldu? Bir dış açıortay. Peki 30, 75, 105 yapar. Şuraya da 75 kaldı. Bu adam ne oldu? Bir dış açıortay. Peki iki tane dış açıortayın kesiştiği bu C noktasına ne diyeceğim ben? Dış teğet çemberin merkezi diyecektim. Ve buradan bir de ne geçecektim mecburen? İç açıortay. İşte şu da kesinlikle bir iç açıortaymış arkadaşlarım. Şimdi hemen üstteki üçgende şu altı görmeyin. Yukarıda iç açıortay teoremi yapalım. Kolları K'ya K kök 3. Yani ayaklarda 1'e kök 3 katı. 1 burası, kök 3 de burasıdır diyebilirsin. Ya da 1M'ye kök 3M şeklinde harfte verebiliriz. BE yani 1M bölü ED yani kök 3M'yi istiyor bizden. Cevabımız 1 bölü kök 3. Şıklarda ne var? Eşlenikle çarpılmış hali var. Hemen kök 3 ile genişletirseniz bunu. Üst taraf kök 3, alt tarafta 3 yapar. Kök 3 bölü 3'tür sorumun cevabı. 6 numaralı sorudayım arkadaşlar. 90-45. Bak bunu böyle birazcık daha uzatırsan burası da oldu 45. 180'e tamamlamak için. Demek ki bu adam neymiş? Bir dış açıortaymış. Şuraya Y diyelim. Yakın kol Y, uzak kol X eşittir. Birinci ayak 15, ikinci ayak toplamıydı dostlarım 20. Hatta sadeleştirelim. 5'e bölelim 3, 5'e bölelim 4. Demek ki Y dediğim şey 3'ün bir katı, X dediğim şey 4'ün bir katı. Hipotenüs ne olacak? 3, 4, 5 üçgeninden 5'in bir katı gelecek. 5K'yı 5 bulduk. K 1 çıktı. Benden 4K'yı istiyor bu adam. 4 kere 1 Adana'yı işaretledik dostlar. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Hemen 7. soruyu da aldık önümüze. Başlayalım soruları çözmeye. Bakın soruda ne görüyorum arkadaşlar? İşte taktikler burada devreye giriyor dostum. Soruya bakın, verilenlere şöyle bir odaklanın. Bir tane açıortay vermiş. Yanına da iki tane dik açı koymuş dostlarım. Bir tane açıortay, iki tane de dik açı var. Biz şimdi az önceki ilk sorumuz olsa gerek, bir açıortay bir diklik varsa ne yapacaktık? Fışkırtma teoremi. Şimdi bir açıortay iki diklik varsa da sen şunu yapacaksın. Hemen açılara A, B, 90'ı yazacaksın.
ve bileceksin ki bir ikiz kenar üçgen çıkacak bu soruda. Neymiş? Bir açıortay, iki diklik gördüğüm her soruda hemen bak eşit açılara A, A. Hocam A 90, B. B'nin tersi de B. A şurası 90, buraya ne kaldı o zaman? B. Bak bir ikiz kenar buldum. B, B. O zaman burası da 6'dır dedim. Şurayı kapat artık, burayla işin yok. Bak dostum açıortay. Ayakları 3'e 6, kolları 1'e 2 olacak. Çünkü ayaklar 1'e 2 oranında, kollar da 1'e 2 oranında olacak. Peki dostum ne görüyorsun burada? Bak 90'ın karşısı 2K ise sadece 30'un karşısı K'dır. O zaman burası 30 ise 60'tır. 30, 30 oldu bunlarda. 30 ise şurada 60 çıktı. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olur. 2K'yı soruyor bana. 2K'da 6 kök 3 yaptı. Sorunun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet, 8 numaradayım. Bir okuyalım. ABC açısı BAC açısının 2 katı. O zaman şuna A derece dersem şuraya da 2A derece diyeceğim. Bakın dostlarım, bunun şu açılar arasında biri diğerinin 2 katı muhabbeti varsa bunun çözümünü şöyle 3 yolla anlatmıştım ben size. 1. Eğer ki bir tane de 90 derece varsa ikizkenar bulacaksın. Eğer ki 90 derece yoksa bunun da 2 çözümü var. Birinci çözüm 2A'lık açıortayı, 2A'lık açının açıortayını çizeceksin. Ya buradan çözülür soru ya da arka tarafına üçgenin işte ya soluna doğru ya da sağına doğru ikiz kenar olacak ve açıları AA derece olacak şekilde bir ikiz kenar çizeceksin. İşte 3 yolda bu. Şimdi bunların hangisi bu soruda işe yarar? 90 derece olmadığı için ikiz kenar bulmayacağım. Şimdi yalandan yere onunla uğraşmıyorum. Peki ne var? Önce şunu deneyelim. 2A'yı açıortay yapacak şekilde bölelim. Şimdi konu başlığımız da açıortay. O yüzden buradan kesin çıkacak bu soru ama sınav anında dostlarım hani sen bunu bilmeyeceksin. Buradan çıkıp çıkmayacağını. Evet, bunu da anlamanın bir yolu var ama şimdi yalandan yere böyle birçok bilgiyle kafanızı karıştırmayalım. Ben önce bir açıortayı denerim. Olmadı mı? Şöyle arka tarafına bir ikizkenar üçgen yapacaksın. Arka tarafına bir ikizkenar üçgen çizeceksin dostum. Buradan da çözülebilir bu soru, tamam mı? Şimdi ben ne yaptım? Açıortayı deniyorum önce. Şurayı 2A'lık açının açıortayını çiziyorum. Bakalım buradan çıkacak mı? Ve diyorum ki hani konumuz açıortay olduğu için evet, çok yüksek ihtimalle de buradan çözülecek bu soru. Peki madem ki açıortay arkadaşlarım, bu açıortayın kolları 4'e 5 mi? Evet. O zaman ayaklarına da hemen 4K 5K yazalım. Şimdi X dediğim şey 9K oldu. Bana 9K'yı soruyor artık bu soru. Peki şurada bakın bir AA ikiz kenar üçgen çıktı dostlarım. O halde şuraya da 4K diyelim. Bundan sonrasında da şunu yapacağım. Açıortayın uzunluğu formülünü yapacağım dostum ki bu açıortayın uzunluğu sorusu sınavda çıkar mı? Hiç zannetmiyorum. Ama işte böyle kitaplarda, soru bankalarında karşımıza çıkar. Peki nasıl çözülüyor? Çok da basit dostlar. Şöyle açıortayın karesi, bak açıortay 4K ya, bunun karesi yani 16K kare eşittir. Önce kolları çarpıyorsun. Unutma, önce kollar. 4 ile 5'i çarp 20. Eksi sonra ayakları çarpıyorsun. 4 ile 5'i çarp 20K kare. Peki eksi 20K kareyi buraya alalım. 36K kare eşittir 20. K kare eşittir 20 bölü 36 dedim dostlarım. Hemen bunun da bir k kareyi bulduk. Sadeleştirmesini yapalım. 4'e bölelim 5. 4'e bölelim 9. Kare kökünü alalım her iki tarafın. K eşittir. Kök 5 bölü 3 çıkacak kare kökünü alınca. Bana kaç k'yı soruyordu? 9k'yı. Çarp bunu da 9'la hemen. 3 ile bu gitsin. 3 kalsın. 3 kök 5 çıktı. X dediğim uzunluk. 9 numara. Bak sanki de bir dış açıortay varmış gibi, değil mi dostlarım? Dış açıortayı görebildiniz mi? Gerçi şöyle görmesi de biraz zor kardeşler bunu da. Şurayı biraz uzattığında bak bu açı ters açı oldukları için burası da noktalı açıdır. Artık burayla işin biter. Şu senin dış açıortayın oldu, gördün mü dostum? 5 ile 13'ün, hatta 5, 12, 13'ten buraya da 12 diyelim. Şimdi dış açıortay teoremi, yakın kol bölü uzak kol. Yani 5 bölü 13 eşittir. Birinci kola olan uzaklığı ayakların, ikinci kola olan uzaklığı x bölü
x artı 12'dir dedim. Hemen 13x eşittir 5x artı 60 olur. 8x eşittir 60, x eşittir 60 bölü 8. Hatta 4'e bölelim 15, 4'e bölelim 2. Cevabım da Bursa'da geldi. Evet, 10 numarayı okuyoruz dostlarım. Yeni nesil bir soru tarzı. Pınar 8 birim uzunluğundaki sayma çubukları ile aşağıdaki geometrik şekli oluşturuyor diyor. Şimdi şu şekli oluşturmuş Pınar arkadaşlarım. Şuraya kadar indireyim. Diyor ki turuncu renkli çubuğun üçgenin dışında kalan kısmının uzunluğu 2 birimdir. Şurası 2 birimse o zaman şuraya 6 birim kaldı. Yeşil renkli çubuğun üçgenin dışında kalan kısmının uzunluğu 1 birimdir. Şurası 1 birimse şuraya toplamda 7 kaldı. Şunun tamamı, kırmızının tamamı gelmiş 8. Mavi renkli çubuk yeşil renkli çubuğun tam ortasından geçmiştir. Mavi renkli çubuk yeşil renkli çubuğun tam ortasından, yani 8'di ya bunun uzunluğu toplamda. Şuraya da 4 birim, buraya da 4 birim kalmış ama burası 3 birim olmuş dostum. Ve bak ben ne gördüm burada? Şurası sanki açıortay değil mi? Bak ayakları da 3'e 4, kolları da 3'e 4 oluyor değil mi? 6 ile 8'in sadeleşmesi. O zaman bu kesinlikle açıortay, çünkü açıortay teoremini sağlıyor. 2 alfa bir de beta'nın toplamı 180 oldu o zaman. Yazalım. Muhtemelen de bize bunu soracak. Tamam, çubuğun tam ortasındaki alfa derecedir, beta derecedir. Bunları da gördük. Buna göre diyor ki alfa ile beta arasındaki bağıntı hangisidir? Biz de bulduk zaten çoktan. 2 alfa ile beta'nın arasındaki bağıntı, 2 alfa ile beta'nın toplamı 180 diyeceğiz. Ve geçeceğiz 11 numaralı sorumuza. 8 var, 14 var. Ayna var. Artık aynadaki muhabbeti biliyoruz. Gelme açısı yansıma açısına eşit dostlarım. Şu açılar, sağ ve soldaki açılar eşitti. Mehmet 8'de 14'ü vermiş. Lazer düzeni gelen. Lazer aydaki T noktasının çevrinde ışığın gelen açısıyla yansıtan açısı geçmektedir. Tamam, geç onu. Buna göre C noktasında bulunan Hasan ile aynı doğru üzerinde bulunan Mehmet arasındaki mesafe tam sayı olarak en az kaçtır? Yani açı kenar bağıntı sorusu olmuş. Ama öncelikle bir dış açıortay teoremi yapalım. Bak 9 numarada yaptığımın aynısını yapıyorum şimdi. Şunu uzattığımda ters açıdan burası da noktalı açı olur ve şu adam benim dış açıortayım oldu. Burayla işim bitti benim. Hemen yakın kol 8, uzak kol 14. 8 bölü 14. Yani sadeleştirelim, 2'ye bölelim, 4 bölü 7. Nereye eşitti? Birinci ayak 4, şuraya 4K yazıyorum. İkinci ayak 7K, şuraya toplam 7, o zaman buraya da 3K kaldı. Bana da diyor ki 7K'nın alabileceği minimum değer kaçtır? 7K en az kaçtır diye soruyor dostum. Şimdi ben ne yapacağım? Bak şu üçgenden üçgen olma kuralı. 3K, normalde 3K dediğim şey... İkisinin toplamı 22'den küçük, ikisinin farkı 6'dan büyük olacaktı. Kural buydu. Şimdi bana en azı sorduğu için şurayla benim işim dostlarım. Şunu hiç görmeseniz de olur. 3K 6'dan büyükse hemen 3'e bölüyorum her iki tarafı. 2 küçüktür K'dan diyorum. K 2'den büyük bir sayı gelecek. Sana 7K'yı soruyor. Kurban olayım, K'yı buradan 3 alma. Çünkü K için bir tam sayı olacak diye bir şey söylememiş. K'yı sen 2,1 de seçebilirsin. Ne demiştim? Böyle bir şeylerin toplamı. Bak 7K. 7 tane K'nın toplamını soruyor sana. Bir şeylerin toplamını sorduğu zaman direkt o toplamın aralığını bulun. Yani sen 7K'nın aralığını bul kardeşim. O yüzden burayı 7 ile çarp. 14 küçüktür 7K çıktı. Bak 7K 14'ten büyük. O halde ne olabilir? 15 olabilir en az diyeceksin. 14'ten büyük en az 15 olur. Öbür türlü K'yı 3 seçseydin mesela burada, düşünseydin hani K tam sayı mı acaba diye. Tam sayı olsa ve 3 seçsen 7K 21 çıkar. Hadi Allah'tan şıklarda yok. Ya olaydı şıklarda dostlarım, 21'i sen işaretleseydin. Sınavdan sonra cevabı 21 olmadığı, 15 olduğu açıklandığında kafanı duvara vurmayacak mıydın? Tut ki sen vurmadın, kıyamadın kendine. E ben senin kafanı tutup duvara vurmayacağım mı kardeşim? Ağzını burnunu patlatmayacağım mı dostum? O yüzden dikkat edin. Acele etmeyin, kurban olayım. Yavaş yavaş, özellikle bu açı kenar bağıntı sorularında tam sayı demiş mi dememiş mi? Bir şeylerin toplamının mı
en küçük değerini, en büyük değerini soruyor diye bakınız mutlaka. Evet Koberler, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda kenar ortayı gömeceğiz inşallah. Hadi kolay gelsin dostlar.